2 Ekim'de görüşüne gittim babamın. Sağlık problemleri zaten çok kötü. Hemen hemen bir senedir çok kötü. Ve tekerlekli sandalyede düz bir şekilde oturamıyor bile. Konuşma olayı da bitmiş. Fonksiyonu yok. Aklı çok selim değil artık. Böbrek, ciğer, kalp, ya anemisi, yani tansiyon, şeker. Yani çok sağlık problemleri çok yüksek. Biz bunun talebini ev hapsi olarak da istedik. İyileşsin, tekrar alın götürün dedik. Hiçbir şekilde bir onay alamadık, bir yerden bir bilgi alamadık. Ya babam şu an çok kötü durumda. Onun için de çok üzülüyorum. Bilmiyorum ne olacak. Bazı kurumlardan, insan hakları derneklerinden yardımcı olmaya çalışıyorlar bize. Şimdi babam gibi çok binlerce öyle hasta var. Çok çok öyle hastalar var. Oradaki gençler bu hastalara yardım ediyorlar ama sağlıkta ne kadar yardım edebilirler ki? Misal benim babam kendi işini, kendi bazı ihtiyaçlarını göremiyor. Gençler yardım ediyor onlara. Babam gibileri de binlercesi var. Yani ben çok isterdim. Bunlar yani bir belirli bir sağlığından yani çok yani ölüm yani ölüm. Ölecek bu insanlar. Yani bunlara ev hapsi verin. Bunlara yani benim babam bir kan tahlili için bile 4 ay beklemiş yani. 4 ay ben bunu kendim raporda da okudum ve kendi babamın ağzından da duydum. Sadece babamın kan örnekleri 4 ayda alınmış. Yani isterim yani böyle yaşlı insanlar, yaşlı tutuklular yani belirli bir yaşlarından veya belirli bir sağlık problemlerinden sonra ev hapisine, telenmesine yani devletin yani bunlar için bir şey yapması lazım artık. Genel aflar çıkar, yasalar çıkar, hep mahrum bırakılır. Yani çok sapkınlık fazlasıyla bile olaylardan adamlar çıkıyor. Yani benim babam 29 senedir cezaevinde 8 ayı kalmış ve ölüm derecesinde yoğun bakımda yatmış bir adama tahliye vermiyorlar. Ama şunu şuna yapmış yani çok çok kötü şeyleri yapmış insanlar 2 ay sonra adam tahliye oluyor yani. Devlet buna bir el atsın yani. Babam için yani benim istediğim talep ya babamı yani böyle hasta diye tahliye etsinler, ev hapsi versinler. 8 ay ya ev hapsi versinler. Ya benim babam 55 doğumlu, 68 yaşında. Ya da ya babamın biz iyileştirelim. Yine biz gidelim teslim edelim o zaman yani. Çünkü kan numuneleri bile 4 ayda giden sağlık problemleri ta yoğun bakımlara kadar düşen bir insan. Yani ne kadar 4 ay bir numune bekliyorsa yani o zaman yani bunlar ölüme terk edilmiş. Benim babam şu an ölüme terk edildi. Benim babam şu an yani ölsün diyorlar yani. Ben anlayabiliyordum o zaman. İşte çok işkence görmüş, çok dayak yemiş. Bildiğiniz gibi böyle işkence dağa bile götürmüşler yani. Ben bunları küçükken hep duyuyordum. Ha, gördüm mü? Ben görmedim tabii ki de ama babamın dişlerinin olmadığını gördüm. Hatta ufaktım babam ağladım. Babamın dişini kırmışlar filan dedim. Kamuoyuna şöyle bir çağrım var. Yaşlı hastalarımız var. Siyasi de yatan yaş öncelik benim babam. Benim babam gibi binlerceleri var. Yani bunu kamuda olsun, mecliste olsun bazı partiler dile getiriyor. Benim kamudan istediğim, öbür partilerden de istediğim yani bu olaya sıcak bakmaları. Yani pozitif bakmaları.